hadis ışığında. Sevgili dinleyenler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programında Kur'an ve Hadis Işığında köşemizde sizlerleyiz. Bu hafta Hac suresinin 34. ayetinin anlamı üzerine sohbet edeceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon attığımızda. Halis hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey. Selam aleyküm. Aleyküm selam kıymetli hayırlı hocam. Hayırlı cumalar olsun efendim. Hayırlı cumalar. Nasılsınız hocam? Hamdolsun Allah'a çok şükür. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok şükür hocam. Bizler de iyiyiz. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Biz de heyecanlıyız. Bayramı bekliyoruz hep birlikte. Amin cümlemize inşallah. Kıymetli hocam, Hac suresinin 34. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki, kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Sonuç itibarıyla hepinizin mabudu tek bir Tanrı'dır. Şu halde yalnız O'na teslimiyet gösterin. Sen de Allah'ın buyruklarını içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele. Evet kıymetli hocam, Allah-u Teala böyle buyuruyor. Hac suresinin 34. ayetinde konu hakkında neler söylersiniz, söz sizin. Çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyih lana min emrina reşeda. Mustafa Bey, sesim yine bana dönüyor. Bununla ilgili bir çözümümüz olursa sevinirim. Tabii hocam. Siz konuşmaya devam edin. Teknik yönetmenimiz oradan ayarlamaları yapmaya çalışsın. Peki inşallah. Allah-u Zülcelal Hazretleri bu ayeti kerimede hac farizasına benzer şekilde bizden önceki ümmetlere de belli menasik öğrettiğini haber veriyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a kesit etinden istifade ettiğimiz, yediğimiz, Cenab-ı Hakk'ın bizim için bir gıda kaynağı olarak yarattığı bu hayvanları Allah Azze ve Celle'nin adına kesmek suretiyle Cenab-ı Hakk'a takarruh, yani Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmanın bir vesilesi olarak benzer menfekleri önceki ümmetlere de fark kıldığını, onlara da bir yol olarak, bir sür olarak açtığını haber veriyor. Dolayısıyla bu bir ibadet etme biçimi. Cenab-ı Hak adına kesilmediği zamanda bile insan yine bu et olarak, gıda olarak bundan doğal olarak istifade ediyorlar. Ama Allah Azze ve Celle bunun ancak zatı adına kurban edilerek kesilmesini, Cenab-ı Hakk'a yanı sıra bir ibadet olarak yakınlaşmanın vesilesi olarak önümüze bir çığır açmış durumda ve bunun da süreci ve yolculuğunun tarihten gelen ta Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'a Allah Azze ve Celle'nin onu iptila ettiği, sınadığı bir yolculukta ki Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'i pek çok kelimelerle sınadı. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak ve izi bitele İbrahim'e Rabbuhu bir kelimetin fe etemmehunne. İbrahim'i Rabbi belli kelimelerle sınadı ve İbrahim bunlara olumlu karşılık verdi. Bunları tas tamam yerine getirdi. Bunlardan bir tanesi de Cenab-ı Hakk'ın uzun yıllar sonra Cenab-ı Hakk'ın Hazreti İbrahim'e bahsettiği, hibe ettiği Hazreti İsmail'ini ki ona büyük bir sevgi duyuyordu. Hı hı. Cenab-ı Hak dedi ki فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعْيَ ne vakit ki İsmail artık babasıyla beraber dolaşmaya, onunla beraber iş tutmaya, onunla onun beraberinde bulunmaya başladı. Ki takdir edersiniz ki erkek çocuğunun babasının hayatında yer aldığı dönemlerdir. Dolayısıyla kalbindeki sevgisini en güçlü şekilde doruğa çıkardığı dönemlerdir. Dolayısıyla kaybı babasının hayatında hani eli ayağı olmuşken ortadan kaybolması babaya en ağır geleceği bir dönemde Cenab-ı Hak Hazreti İsmail'e duyduğu bu sevgi üzerinden Hazreti İbrahim'i iptila etti. Zaten dünya hayatındaki yaşamımızda Cenab-ı Hak hep neye sevgi duysak onun sevgisiyle zatına duyduğumuz sevgi arasında bizi
iptila ediyor, imtihan ediyor. Dolayısıyla mali bir ibadet olan kurban da aynı şekildedir. Yani o mala duyduğumuz sevgiyi Allah Azze ve Celle uğrunda kurban edebilmemiz ve bu süreçte de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı öykünüyoruz. Çünkü Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'e duyduğu bu son derece büyük muhabbet üzerinden tınandı. O oğluna bu durumu açtı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam dedi ki böyle bir rüya görüyorum. Evet. İnni ara fil menami enni ezbahuk. Rüyamda görüyorum ki seni ben boğazlıyorum. Hazreti İsmail Aleyhisselam babasına cevap verdi. Dedi ki ya ebeti, ey babacığım, ifal ma tu'mar. Neyle emrolunduysa onu gerçekleştir. Tetecidni inşaallahu minas sabirin. Sen beni inşallah sabredenlerden bulacaksın. Bu ikisinin Cenab-ı Hakk'ın emrine olan teslimiyeti ki bizim bu ibadetlerimizin tamamıyla ulaşmak istediğimiz şey aslında teslimiyet. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İslam yani Allah'a teslim olma dininin 5 temel esası var. Bir tanesi Allah'a şehadetimiz, ondan gayri ilah olmadığına ve gönderdiği Resulüne olan şehadetimiz. İkincisi namazı kılmamız, üçüncüsü zekatı vermemiz, dördüncüsü orucu tutmamız, beşincisi de hac ibadeti ve içerisinde kurbanın bulunduğu bu ibadet. Dolayısıyla bu reçete yani içerisinde bu araçların, bu vesilelerin, biz bunlara meşru ibadet vesileleri diyoruz. Resulullah'ın hayatında tatbik ederek nasıl gerçekleştiğini sünnetiyle bize gösterdiği bu vesileleri gerçekleştirerek varmak istediğimiz sonuç Allah'a teslimiyet. Cenab-ı Hakk'a teslim olabilmeyi başarmaya çabalıyor işin doğrusu. Evet. Dolayısıyla Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak teslimiyete davet edince ona buyurdu ki اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ. Rabbi hani ona dedi ki ey İbrahim teslim ol. O da dedi ki قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ben alemlerin Rabbine teslim oldum. Tabi bu sadece sözel bir ifade olarak ortada kalmıyor. Çünkü bu bir ahit. Cenab-ı Hakk'a olan teslimiyetimiz, bizim Müslümanlığımız Allah Azze ve Celle ile bir ahitleşme. Dolayısıyla bunu yeri gelince yaşayabilmenin, vakti gelince gerçekleştirebilmenin çabası içerisinde olmalıyız. Bunu da Resulullah hayatında İslam'ı yaşayarak, bu demin saydığımız İslam'ın 5 temelini yaşayarak gösterdi. Bunlardan bir tanesi de kurban kesmemiz. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'in bunu dorukta yaşadı. O sahneyi oğlu İsmail'le beraber فَلَمَّا أَسْلَمَا o ikisi beraber teslim olunca demek ki hem Hazreti İbrahim teslim oldu bir baba olarak oğlunun sevgisinden vazgeçti. Oğlundan vazgeçti. Hem de Hazreti İsmail Aleyhisselam teslim oldu bir oğul olarak kendi canına duyduğu sevgiden kendi öz sevgisinden ortama, anasına, babasına duyduğu sevgiden. Çünkü bunun neticesinde hayatını kaybetme ile karşı karşıya kalacaktı. Her ikisi bu teslimiyeti sergileyince Cenab-ı Hak diyor ki فَلَمَّا أَسْلَمَا وَسَلَّهُ لِلْجَب۪ينَ وَنَادَيْنَاهُ biz seslendik. Allah Azze ve Celle zatı, kudreti biz ona seslendik diyor. وَنَادَيْنَاهُ اَنِّي يَا اِبْرَاهِيمِ ey İbrahim diye biz ona seslendik. فَدَّقْتَ الرُّؤْيَا sen rüyayı gerçekleştirdin. Dolayısıyla biliyoruz ki Resulullah da haber verdi bize. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ameller niyetlerledir. Evet. Dolayısıyla niyet varsa ve teşebbüs varsa ameli bir kimse tamamlayamasa da gerçekleştiremese de Allah Azze ve Celle kabul eder. İşte burada da benzerini görüyoruz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam niyetini kastını ortaya koyup teşebbüste bulununca Cenab-ı Hak işlemi gerçekleştirmesine müsaade etmeden sen artık rüyayı tasdik ettin dedi. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ biz böyle ihsan sahibi Cenab-ı Hakk'ın emrine onu görürcesine itaat eden kimseleri
ödüllendiririz. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a İsmail'e fidye olsun diye bir hayvanı, bir koçu fidye olarak indirdi. Ve böylece Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın sünneti üzere başlayan Allah Azze ve Celle'ye bir hayvanı, bu kurbanlık hayvanları kastediyorum, kesmek suretiyle yakınlaşmanın vesilesi başlamış oldu. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bunu bizden önceki peygamber gönderdi. Diğer ümmetlerde de benzerini onlara emrettiğini, bir çığır olarak, bir süreç olarak açtığını söylüyor. Buradan maksadımız Cenab-ı Hakk'ı anmak. لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ. Bu hayvanlar üzerinden, onları kurban ederek, etlerinden yiyerek, etlerini başkalarıyla paylaşarak Cenab-ı Hakk'ı anmanın bir vesilesi olarak ediniyoruz. Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmanın bir süreci olarak bunu yaşıyoruz. Olay Allah'la ilişkili olduğu sürece anlamlı. Yoksa üzerine Allah'ın adını anmadıkları, Cenab-ı Hakk'ın rızası için kurban etmedikleri, birilerinin kesecekleri kurbanı veya kesecekleri hayvanın salt yemek için yahut başka amaçlarla herhangi bir anlamı olmaz. Dolayısıyla ibadet anlamını kazanması için Cenab-ı Hak adına adanmış, Cenab-ı Hak adına kesilmiş, onun ismi üzere bu hayvanın kesilip aynı Peygamberimizin gösterdiği bir biçimde de başkalarıyla paylaşılarak tüketilmesi. Bunun neticesinde varmak istediğimiz sonuç ise فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهُنْ وَاَحَيْدُونَ. Sizin ilahınız ancak tek bir ilahtır. Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla hac ibadetinde başta tavaf ibadeti olmak üzere, Kabe'nin kendisi olmak üzere, Beytullah olmak üzere bunlar hepsinin esasında Allah'tan gayrısına kulluk etmeyişimiz var. Bunları yaşamak üzere Cenab-ı Hak bize bu menasiki öğretti. O yüzden Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Kabe'nin yerini gösterirken وَاِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. Biz İbrahim'e beytin mekanını gösterdik. Beytin esası, temeli ta Hazreti Adem Aleyhisselam zamanından kalma ama üzerinden geçen yıllar yılı artık toprağın altında kalmış. Cenab-ı Hak tekrar Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a onun yerini gösterip bu mabedin, yani Hazreti Adem Aleyhisselam'a emredip durdurduğu, tesis ettirdiği Allah'tan gayrısına kulluk etmemek üzere bu ilk mescidin, ilk mabedin yerini gösterirken de en la tuşrik bi şey'a, benden gayrısını bana sakın ha şirk koşmayasın. Ve tahhir beytiya, ve benim beytimi temiz tut. Lit-taifina ve'l-akifina, tavaf edenler için, itikaf edenler için, ve rükû'i sucud, ve secde ve rükû edenler için. Dolayısıyla bütün bu ibadetlerimiz, bu menasikimiz, gerek kurban kesme hac ibadetinin bir menasiki olarak asli yer tutuyor. Tavaf ibadetimiz, sa'i ibadetimiz ve şeytan taşlamamız, bunların hepsinin esasında Allah'tan gayrısına kulluk etmeme bilincimizi dışa vurma ve bunu yaşayabilme fırsatı olarak görüyoruz. Dolayısıyla tıpkı Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi ben yüzümü ancak gökleri ve yeri var etmiş olana döndüm dediğimiz bir şekilde Kabe'nin etrafında dönerken ancak Allah'a kulluğun bilincini yaşamak istiyoruz. Cenab-ı Hak Kureyş suresinde فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. İşte bu beytin Rabbine kulluk ettiler. Çünkü onlar beytin gah kendisine, gah beytin içerisindeki şekillere, suretlere de kulluk ediyorlardı. Cenab-ı Hak bu beytin tesisi beytin kendisine kulluk edilsin diye değil, beytin içerisine, yani Beytullah'ın içerisine putlar doldurulsun diye de değil. Bu beyt ilk kurulan Allah'ın evlerinden bir evdir. İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bi Bekkete mübâreken ve huden lil âlemîn. İnsan için kurulan ilk beyt, yani ilk mabet, ilk mescid şu Mekke'de olandır. İnsanlık için bir hidayet olmak üzere Cenab-ı Hakk'ın tesis ettiği bu beyti bütün tecitenibur ricse minel evsâni, bütün putperestlik
anlayışlarından, Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmaya dair her şeyden uzak tutarak tertemiz bir şekilde ancak Allah'a kulluğun mekanı olsun diye, ancak Allah'a kulluğun yeri olsun diye ta Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e, Hazreti İbrahim'den onun duası üzere zürriyetinden gelen bir peygamberle bu modern zamanlarda yani Resulullah Muhammed Mustafa üzerinden bugünkü bildiğimiz haccın menasiki olarak gerçekleşiyor. Dolayısıyla en kadim geleneğin Allah Azze ve Celle'ye kulluğu bütün ümmetlerde, her zaman diyoruz ya biz hak din müntesipleri olarak Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği, bütün peygamberlere gönderdiği aynı dini paylaşıyoruz. Onlara indirilenlere iman ediyoruz. Musa'ya indirilene, İsa'ya indirilene aleyhissalatü vesselam, İbrahim'e, İshak'a, bütün peygamberlere indirilenlere. Dolayısıyla ayetin girişinde Cenab-ı Hak önceki bütün ümmetlerde de var ki onlara da kıldığı bir mensek olarak ortak, müşterek yanımıza işaret ediyor. Dolayısıyla gerek hac ibadetimiz, gerek kurban ibadetimiz Allah Azze ve Celle'nin teşri ettiği hak dinin bütün peygamberlere gönderdiği örneklerinde var. Ve bunun amacı Allah'ı birlemek, ondan gayrısına kulluktan sakınıp tertemiz bir akide ve inanç üzere kalmak ve sonrasında da teslimiyete ulaşabilmeye çalışmak. Felahu eslimu. Cenab-ı Hak ayeti kerimede ancak Allah'a teslim olun buyurdu. Dolayısıyla Kabe etrafında tavaf ederken, Kabe'de namaz kılarken ne kadar Cenab-ı Hakk'ı tanıdığımızı, ondan gayrı bir ilah olmadığı gerçeğini ikrar edip bilincimizde, kalbimizde, yüreğimizde, şehadetimizde yaşadığımızı iyice temellendiriyor, iyice benimsiyor, içselleştiriyorsak hemen sonrasında sa'y ile bu işin çabasına, gayretine de var olduğumuzu, yani hayatta önümüze çıkacak olan her türlü zorlukta Cenab-ı Hakk'a olan bağlılığımızdan ve güvenimizden vazgeçmeyeceğimizi, Allah hakkındaki iyi zannımızı, yani onun bize karşı her zaman iyi olacağını, başımıza bir sıkıntı getirmişse bile buradan bize bir kapı açacağını ve daha iyisine bizi taşıyacağına dair olan Allah Azze ve Celle hakkındaki iyi zannımız. Bunun temeli nereye dayanıyor? Sa'yin temeli de Hazreti Hacer'e dayanıyor. Hazreti Hacer koşulların en kötüsüne, ekin bitmez bir vadiye, kervan geçmez bir vadiye, kocası İbrahim Aleyhisselam tarafından getirildiğinde şeytan ona adeta helak olacaksın, biteceksin. Yani birkaç güne kalmaz, unutulup gideceksin. Allah da sana işte böylesini, kötüsünü takdir etti. Halbuki diğer tarafta Sare, Hazreti İbrahim'in döneceği o birinci eşi, o iyi mekanda, iyi yerde kaldı. Sen de burada böyle çölün çaresizliğine bırakıldın. Görüntüsü içerisindeyken bile Hazreti İbrahim oradan ayrılmak üzereyken Hazreti Hacer ona sadece tek bir soru sordu. Allahu emraka bihaza. Sana bunu Allah mı emretti? Hazreti İbrahim Aleyhisselam arkası dönük başını sallayarak evet deyince Hazreti Hacer demiş ki İzen felen yubayyanallah. O zaman Allah bizi zayi etmeyecektir. Sa'yın temelinde Cenab-ı Hakk'a olan koşullar ne kadar kötüyü gösterirse, çaresizliği gösterirse göstersin, güvenimizi asla kaybetmeyeceğimizi, tedbire başvurmaktan geri durmayacağımızı ve Allah'ın bize illaki bir çıkar kapı açacağına dair inancımız bu. Hazreti Hacer kısa bir süre içerisinde, bir iki gün içerisinde suyu tükenince, hurması tükenince hemen tedbire başvurdu. Önce Safa tepesine çıktı. Oradan etrafa gelip geçen insanlar var mı, kervan var mı diye baktı. Göremeyince hemen diğer yakındaki tepeye, Merve tepesine koşar adımlarla oraya çıktı. Bir yandan evladı İsmail'i ağlayıp dururken, çünkü kendisi sütü bitmiş, içtiği su bitmiş, yedikleri bitmiş, artık çaresizlik doruklarda. Ama o Allah Azze ve Celle bizi zayi etmeyecektir İnancından kopmuyor. Yani bizim Kabe'de Cenab-ı Hakk'a iman üzere bağlılığımızı sahaya geçtiğimizde,
nasıl yaşamaya çalışmamızı, biz Hazreti Hacer'in adımlarını iz iz izleyerek öğrenmeye çalışıyoruz. Evet. Adeta aynı şeyleri yaparak aynı duyguları hissetmeye, aynı inancı içimizde kökleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü hac ibadeti bittiğinde, bayram geçtiğinde yine biz hayatın içerisine dağılacağız. Ve hayatın içerisinde koşullar yine bizi her türlü rengiyle karşılayacak. Evet. İnişli, çıkışlı, pek çok zorlukla karşılaşacağız. Kıymetli Allah Halis Hocam. Azze ve Celle'nin... Kıymetli Halis Hocam, süremizin sonuna geldik. Son cümlelerinizi istirham ediyorum kıymetli hocam. Peki, estağfurullah, kusura bakmayın. Estağfurullah. Cenab-ı Hak buyurdu ki, şu ayetle bitireyim. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ Kim Cenab-ı Hakk'ı gözetirse, yani emirlerini, yasaklarını, olur dediklerini, olmaz dediklerini, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Allah ona bir çıkış yolu açar. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Ve ona hiç ummadığı bir yerden rızık gönderir. Dolayısıyla biz de zorlukla karşılaştığımızda, hayır Rabbim benimle, Cenab-ı Hak bana asla kötülük yapmamıştır ve kötülük planlamamıştır. Bana bir kapı açacak ve beni bundan çok daha güzel bir imkana taşıyacaktır diye Allah hakkındaki zannımızı soruyabilmeyi, bu şeylerden öğrenmeye çalışmalıyız ki teslimiyetin esası da budur efendim. Evet kıymetli hocam. Şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyoruz. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, sevdiklerinizle geçirmenizi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Amin. Bin mukabele size ve cümle dinleyicilerinize inşallah. İnşallah. Önümüzdeki günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim. Bayramınız mübarek olsun. Sağ olunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız bizlerleydi. Güne bakan devam ediyor.